Merhaba, ben Sevde. Bugün Kadınlar Günü ve aslında bugün gerçekten tam olarak içimden geldiği gibi konuşacağım. Geçen sene de Kadınlar Günü'nde bir video çekmiştim ve o zaman çok sinirliydim çünkü gerçekten her Kadınlar Günü'nde özellikle su yüzüne çıkan ve bize tekrar tekrar hatırlatılan ve aslında hiç unutmamış olmamız gereken bir takım olaylar aklıma geldikçe o siniri kusmam gerektiğini düşünmüştüm. Ama şu anda şöyle düşünüyorum. Bu videoyu izleyecek olan herhangi bir kadını, geçmişe dönüp izleyecek olan gelecekteki beni veya bu videoyu izleyecek olan erkekleri biraz da olsa belki rahatlatabilecek, bilgilendirebilecek ve bir tık daha pozitif bir enerji verebilecek şeyler söylemek istediğimi fark ettim. Videoda söyleyeceğim hiçbir şeyi daha önceden planlamadım çünkü bunların hepsi çok uzun zamandır düşündüğüm ve aslında içselleştirdiğim şeylerdi. Bugün özellikle bahsetmek istediğim konu aslında güzellik standartları ve kadınların üzerine yüklenen güzel olma göreviyle ilgili olacak. Çünkü hangi yaş grubunda olursak olalım, hangi meslekte olursak olalım, Türkiye'nin veya dünyanın neresinde yaşıyor olursak olalım, belli bir güzellik standardına uyum sağlamaya çalışıyoruz. Maalesef ki bu standart aslında moda sektörü ve kozmetik sektörü tarafından belirleniyor. Bunun akabinde film sektörüne kadar aslında içinde bulunduğumuz bütün alanlarda güzelce ince ince işleniyor ve biz bunun aslında ne kadar değişken olduğunu günden güne, bugün eğer işte çok küçük burun ve çok kalın bir dudak makbulse ya da işte çok kemikli ve hatlı bir yüz makbulse yarın birdenbire çok yanaklı bir yüzün makbul olacağını ve orada yaptırdığımız estetiklerin yarın öbür gün bize çok daha rahatsız edici görüneceğini ve sürekli kendimizi değiştirmek zorunda olacağımızı fark etmiyoruz. Çünkü güzellik standardı dediğimiz şey o kadar insanın içine işleniyor ki yani siz o an gerçekten onu o şekilde beğendiğinizi zannediyorsunuz. Yani şu anda mesela ben geçen gün şöyle bir şey fark ettim. Sosyal medyanın etkisi de zaten insanların üzerinde inanılmaz ölçüde büyük bu dönemde. Sosyal medyada takip ettiğim birkaç tane böyle 1-2 milyon takipçili işte ünlü sayılabilecek fakat adlarını bilmediğim insanlar takip ediyormuşum. Birkaç tane kadın yani büyük ihtimalle giysilerini beğendim ya da tarzlarını beğenip takip ettim. Daha sonra fazla gönderi paylaştıkları için, çok fazla reklam olduğu için vesaire takibi bırakmak istedim. Bırakıyorum takibi. Ertesi gün aynı kadın tekrardan çıkıyor. Tekrar bırakıyorum. Bir sonraki gün tekrardan çıkıyor. Ve ben artık böyle kendi kendimi sorgulamaya başladım. Yani ben takibi bırakamıyor muyum acaba? Neden tekrar karşıma çıkıyor diye. En sonunda dönüp baktığımda bunların üç farklı kadın olduklarını fakat tam da bu bahsettiğim şeyden dolayı, güzellik standartlarından dolayı birbirlerinin birebir aynısı noktaya geldiklerini ve benim onları tanımadığım için birebir aynı insan zannederek sürekli takipten çıkmaya çalıştığımı fark ettim. Çünkü moda olan şey o dönemde şuydu, işte sarı saçlar, tercihen ombreli, tabii ki küçücük bir burun, elbette ki kocaman bir dudak, belli başlı o an moda olan giysiler ki giysi konusunda moda zaten haftadan haftaya değişiyor. Hepsi aynı şeyleri paylaşıyormuş gibi geldi ve aynı insan olduklarını zannettim. Aslında biz de tam olarak bu sirkülasyonun içerisindeyiz. Yani her ne kadar onlar kadar göz önünde olmasak da belki maddi durumumuzdan, belki normal bir insan oluşumuzdan ya da belki de bir anda estetik yaptırmayışımızdan dolayı birebir onlar gibi olmadığımızı zannediyoruz. Ama insan kaç yaşında olursa olsun ve hangi konumda olursa olsun öyle ya da böyle o güzellik standardı çemberine bir yerinden girmeye çalışıyor. Yavaş yavaş kendi kendimizi belli başlı noktalarda beğenmemeye başlıyoruz. Mesela ben yıllardır burnumu beğenmem. Son 1-2 yıldır aslında kendimi olduğum gibi kabul etmeye ve burnumu gerçekten çok sevmeye başladım. Fakat öncesinde burnum kemikli olduğu için bana böyle bu dünyanın en çirkin şeyiymiş gibi geliyordu ve gerçekten aynaya baktığımda ya da işte profilden bir fotoğraf çektirdiğimde burnumu görmek istemiyordum. Photoshop falan da bilmiyorum zaten ve düzeltemiyorum da koymuyorum o fotoğrafları hiçbir yere. Ve kendi kendimi böyle sürekli rahatsız hissediyorum. Çünkü neden? Burnun küçük olanı ve kemiksiz olanı makbuldü. Hala öyle ilginç bir şekilde. Şaşkınız gerçekten ama hani sürekli olarak değişen o güzellik standartlarını kendi kendimize uydurmaya çalışmaktan ya da 8 Mart'ta mesela Kadınlar Günü'nde yapılan kozmetik indiriminden elbette kozmetik olmak zorunda çünkü kitaplarda bir indirim olması söz konusu olamaz. Kadınlar kitap okuyamadığı için herhalde gidip oralardan bir sürü kozmetik ürün alıp işte o rujları sürdüğümüzde, o farları sürdüğümüzde, kat kat fondötenleri yüzümüze döşediğimizde çok daha güzel bir kadın olma görevini yerine getirip daha makbul bir kadın olarak hayatımıza devam edince sanırım daha mutlu olacağımızı zannediyoruz ve bu sirkülasyonun içerisinde her ne kadar bilinçli de olsak kendimizi kaybetmediğimizi zannetsek de aslında yavaş yavaş kaybediyoruz.
Mesela ben şu anda çok pembe bir far sürdüm. Kameradan nasıl görünüyor bilmiyorum. Şu anda bu moda değil ve sokağa çıktığımda insanlar biraz garip bakabiliyorlar. Ya bu çok mu fosforlu olmuş falan diyen arkadaşlarım oldu mesela. Ben gerçekten onu beğendim. O kadar parlak bir renk olması, fosforlu olması, çok pembe olması beni rahatsız etmedi. Bugün sürmek istedim, sürdüm ve kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Belki size güzel görünmeyecek ama bilmeniz gereken bir şey var. Ben veya herhangi bir kadın, yani siz güzel olmak zorunda değilsiniz. Güzel olmak zorunda olmadığınız gibi insanların algısına göre güzel olmak zorunda değilsiniz. Kendinizi nasıl güzel hissediyorsanız gerçekten öylesiniz ve çirkin olmak da bir haktır. Kadınların üzerindeki bu güzellik görevinin ve bu güzellik görevinin belli başlı standartlara dayandırılmasının, bu standartların haftadan haftaya, aydan aya değişmesinin artık çok rahatsız edici bir boyutta olduğunu ve özellikle sosyal medyayla beraber artık gerçekten kendimizi kaybedercesine o kadın olmaya çalıştığımızı fark ettiğimde gerçekten çok korktum ve ben hani çok bilinçli yetişmiş, hep böyle feminist yetişmiş, annesi her zaman çalışmış, hiçbir zaman bir erkekten yani ayrılmamış, hani işte bazı işler vardır ya bunu erkek yapar falan diye düşünürler, işte mühendislik gibi ya da ne bileyim işte tornavida kullanmak gibi şeyler. Bunları çocukluğumdan beri zaten yapmış ve erkeklerle eşit olduğumu, kadınla erkeğin aslında apayrı varlıklar olmadığını ve sadece insanların birbiriyle eşit olduğunu ve cinsiyetlerin bir öneminin olmadığını bilerek büyüdüm. Ve hiçbir zaman sen güzelsin, güzel olmalısın, prensesim, yok işte dünyanın en güzel kızı, şöyle olunca çok güzelsin, böyle olunca çok tatlısın gibi şeylerle zaten büyümedim. Ve bu bilinç seviyesinin içerisinde ben bile burnumun kötü olduğunu düşünmüşüm. Çünkü bu bana düşündürüldü. Çünkü bu bana düşündürülmeliydi. Çünkü o kozmetik ürünleri satmalıydı. O moda dergilerine baktığımızda o mankenler gibi olacağımızı düşünmeliydik. Moda defilelerini izlemeliydik her gün ve kendimizi neden bir 80 boyunda değiliz diye sorgulamalıydık. Ben defalarca kez pantolon aldım. 32 beden, en küçük beden. Çünkü ben çok minyon bir kadınım. Oradan nasıl görünüyor bilmiyorum. Boyum 1.60. Kilom da şu an 44 falan, merak eden varsa eğer. Ve 32 beden, en küçük beden bana oluyor. Yani şimdi 32 beden bir insanın bacağının 1,5 metre olma ihtimali nedir? Bütün pantolonların ucunda bu kadar bir uzunluk kalıyordu ve ben sürekli pantolonu kestirmek zorunda kalıyordum. Keza 1,80 arkadaşlarım da kestirmek zorunda kalıyorlardı. Yani nasıl bir moda sektörüyse o pantolonları bile öyle uzun yapmışlar ki sen uzun bir insan olmak zorundasın. Sen bu pantolonu kısalttırmak zorunda kalıyorsun. Çünkü sen kısasın tatlım diyor. Daha alışveriş yaparken marka size. Ve bütün bunlarla nasıl karşı karşıya kaldığımızı, zaman içerisinde kendimizi beğenmezken, kendimizi sürekli olarak kendi içimizde aslında küçümserken nasıl mutsuz olduğumuzu fark ettiğimde belki de 8 Mart Kadınlar Günü'ne en uygun konuşmanın bu olacağını düşündüm. Çünkü evet, Özgecan Arslan'dan bahsedebilirim. Defalarca kez öldürülen bütün o kadınların adını burada anabilirim. Fakat bu belki de bizi ileriye götürmeyecek olan, ancak unutmamış olmamız gereken şeyleri hatırlatan bir şey olurdu. Fakat ben şu anda bir adım daha en azından kendi içimizde ileriye gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve özellikle bugün de en azından kadınların birbirinin önüne geçmemesi gerektiğini, birbirinin önünü kesmeye çalışmaması gerektiğini, gerçekten dayanışması gerektiğini, yani 8 Mart'ta Kadınlar Günü'yle ilgili paylaşım yapınca ve dayanışmadan bahsedince çevresindeki insanla dayanışmış olmadıklarını farkında olmalarını istiyorum. Ben bunu çok fazla yaşıyorum ve sanırım herkes çok fazla yaşıyor. Çünkü hayatımdaki arkadaşlarımla veya insanlarla sohbet ettiğimde bu konuyu artık çok fazla görmeye başladım. Sosyal medyayla ve bu söylediğim diğer etkenlerle beraber öyle bir hırs, öyle bir kıskançlık, öyle bir birbiriyle yarışma hali içerisine girdi ki kadınlar, yani gerçekten biz aslında bir başkasının önünü kestiğimizde sadece o hoşlanmadığımız insanın önünü kestiğini zannediyoruz. Oysa ki bütün kadınların önünü kesiyoruz. Ben bir insanda güzel bir şey gördüğüm zaman gerçekten onu bunu söylemek isterim ve onun gözündeki o ışıltıyı gördüğümde bile gerçekten çok mutlu oluyorum. Yani onda güzel bir şey varsa eğer, cinsiyeti, kaç yaşında olduğu, benim hayatımda nasıl bir noktada olduğu, ne kadar samimi olup olmadığımız benim için önemli değil. Kazağın çok yakışmış ya da bugün ne kadar güzelsin demek bana gerçekten yani çok güzel geliyor ve kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Yani bunu başka bir şeyi ifade etmeye çalışarak söylemiyorum ya da işte
ne bileyim başka bir yakınlık kurmak için söylemiyorum. Ama gerçekten artık birbirimizin cümlelerinin altında bir öyle bir şey arar hale geldik ki kadınlar olarak. Bir arkadaşıma iltifat ettiğimde bana birkaç gün sonra şey demişti. Sen bana geçen gün iltifat ettin ya, hani işte bu aralar çok güzelsin dedin ya. Yani ne demek istedin? Sen aşağıladın mı beni? Falan dedi. Ve bana çok garip geldi çünkü gerçekten güzeldi ve bunu söylemek istedim. Ama bunun altında bile bir şey aramaya başladık. Çünkü kadınların gerçekten beyninin arka odalarında bir şeyler yaşanıyor ve biz bunu pasif agresif bir şekilde dışarı vuruyoruz. Aslında arkadaşlarımızla biz bu konuyu konuşurken kadınların kadınlarla olan ilişkisi ve erkeklerin erkeklerle olan ilişkisi konusunda erkeklerin çok daha düz bir şekilde kendi hislerini ifade edebilmeleri sebebiyle daha iyi anlaştıklarını ve kadınların pasif agresif bir şekilde istemsizce birbirleriyle bir hırs ve bir yarış içerisine girdiklerinden dolayı aslında çok da hoşlanmadıkları insanlarla çok yakın arkadaşlarmış gibi ilişkilerini sürdürdüklerini fark ettik. Buna gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani bir kadın eğer bir şey başarmışsa, benden daha güzelse, daha başarılıysa, daha iyi hissediyorsa kendini, çok daha popülerse, işte milyonlarca takipçisi varsa ve bu onun için bir güçse eğer, ben onun adına gerçekten sevinirim çünkü bir kadın bir şey başarmış demektir. Yani bu dünyada çünkü bu noktaya gerçekten kolay gelmedik ve şu an geldiğimiz nokta bile maalesef ki olması gereken nokta değil. Çünkü hala ama hala iş hayatında İstanbul gibi modern bir yerde, yani Türkiye'nin merkezi sayılan yerde hala biz erkeklerle aynı maaşı almak için çabalıyoruz. Ben bunu bizzat gördüm ve avukatlık mesleğinin içerisinde gördüm. Aynı yıl tecrübeli, belki aynı derecede iyi avukat olan bir kadının bir erkekle aynı maaşı alamayışına bizzat şahit oldum. Ve bunlardan bahsederken aslında çok çağ dışı şeylerden bahsediyormuşuz gibi gelse de gerçekten hala olmamız gereken noktada değiliz. Ve bu noktada sadece 8 Mart'ta Kadınlar Günü'yle ilgili paylaşım yapmanın ya da işte Girl Boss yazan defterler kullanmanın, işte Girl Power yazan, feminist yazan tişörtler giymenin feminizmle bir alakasının olmadığı ve gerçekten birbirimizi gerçekten içten bir şekilde desteklememiz gerektiğini söylemek istiyorum. Ve aslında kadınlara yüklenen bu güzel olma görevinin aslında var olmayan bir şey olduğunu, güzellik standardı denen şeyin tamamen uydurma ve haftadan haftaya değişen, günden güne değişen, kendiniz ona uydurmaya çalıştıkça bir girdabın içine kapıldığınız ve o güzellik standardına uymaya çalışırken çok daha fazla alışveriş yaptığınız, çok daha fazla kozmetik ürün kullandığınız, estetik yaptırdığınız, dudağınızda defalarca, onlarca, yirmilerce kez dolgu yaptırdığınız, bir sirkülasyona girdiğinizi ve bunun gerçekten tamamıyla aslında sizin dışınızda geliştiğini bilmenizi istiyorum. Çünkü siz gerçekten kendiniz nasıl hissediyorsanız öylesiniz ve ben buna uzun yıllarca inanmadım. Ta ki kendimi gerçekten güzel hissettiğim bir gün, hiç makyaj yapmamışken ve hiç güzel giyinmemişken dışarı çıktığımda birdenbire bir aynayla karşılaşıp "Aa, ben gerçekten bugün güzelim" dediğimde hakikaten kendimi o gün iyi hissettiğim için güzel olduğumu öğrendim. Ya da kendimi gerçekten kötü hissettiğim bir gün, ne kadar güzel giyinirsem giyineyim, ne kadar makyaj yaparsam yapayım ya da işte bu güzellik standartlarına ne kadar uygun bir profil çizersem çizeyim, aslında o gün güzel olmadığımı fark ettim. Gerçekten kendinizi nasıl hissediyorsanız öylesiniz ve bu girdabın içine girdiğinizde, estetik yaptırmaya kalktığınızda mesela, kadınlar ilk etapta dudak dolgusu yaptırmak için geliyorlar mesela ve çok doğal bir dudak istediklerini söylüyorlar. Ve ilk etapta çok normal bir dudak dolgusu yapılıyor. Zaten dudağa yapılan dolgunun sanırım sadece %40'ı dışarı çıkıyormuş. Yani %60'ı hayat boyu sabit bir şekilde kalıyor. Daha sonra aradan 1-2 ay geçiyor ve bu kadınlar o dolgulu dudaklara alışıp daha da büyük dudaklar istediklerine karar verip tekrardan aynı doktora gidiyorlar ve tekrardan bir dolgu daha yaptırıyorlar. Bu şekilde bir dolgu daha, bir dolgu daha derken o dudaklar artık silikon girmeyecek, yani iğne girmeyecek boyutta şiştiği zaman tekrar gelip tekrardan dolgu istediklerini söylüyorlar ve doktor artık "ben bu dudağa dolgu yapamam" dediğinde doktorla bile kavga etmeye kalkıyorlar. Bunu bana bir kitap kulübünden arkadaşım anlatmıştı ve bizzat gerçekten öyle olduğuna o kadar eminim ki, ucu bucağı olmayan bir şey. Yine burun estetiğinde de aynı şekilde insanlar estetik yaptırıyorlar. Daha sonra "benim burnum yeterince küçük olmadı, yeterince kalkık olmadı, yeterince sivri olmadı." Yani bunun bir ucu bucağı yok ve gerçekten bu hareketleri yapmamızın, yani daha fazla makyaj yapmamızın, belli başlı giysileri giymemizin, saçımızı her yıl başka başka renklere boyatmamızın amacı ve geldiği noktanın ne olduğunu düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden ben de bugün Kadınlar Günü'nde böyle bir konuya değinmek istedim. Çünkü gerçekten
güzel olma görevinin insanın hayatını nasıl zehir ettiğini ve sürekli olarak bir girdabın içerisinde kaybolduğumuzu biliyorum ve gerçekten yalnız olmadığınızı, her zaman değişen güzellik algısına ve standartlarına uymaya çalışırken kendi kendimizi kaybettiğimizi ve bunu artık yapmamamız gerektiğini düşündüğümü söylemek istiyorum. Dolayısıyla gerçekten tekrar söylemek istiyorum. Güzel olmak zorunda değilsiniz. Eğer ki güzel olmak zorundaymış gibi hissediyorsanız başkalarının algısına göre güzel olmak zorunda değilsiniz. Ve kendinizi nasıl hissediyorsanız öylesiniz. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Ben de bugün böyle bir video paylaşmak istedim. Çünkü birçok markanın aslında söylediğinin aksine biz varız ve buradayız. Sosyal medyada da varlığımızı devam ettireceğiz. Umuyorum ki ileriki kadınlar günlerinde artık bu kitap markalarında ve işimize yarayacak diğer başka yerlerde kozmetik dışında indirim görmeye başlarız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.